Amerika'da Confidence Board Tüketici Güven Endeksi durgunluk endişeleri ve yaygın enflasyon baskısıyla Ekim'de 107.8'den 102.5'a gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Beklenti 105.9'du. Tüketicilerin 6 aylık beklentilerini yansıtan gösterge 1.4 puan düşüşle 78.1'e gerilerken cari koşullar göstergesi 150.2'den 138.9'a inerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Amerika'da faizlerin yükselişiyle konut fiyatlarındaki artış rekor biçimde konut sektörünün hız kesmesine neden oldu. Ülkede S&P CoreLogic Cash-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi Ağustos'ta yıllık %13 arttı, beklenti %14'tü. Endeksteki artış bir önceki ay %15.6'ydı. 2.6 puanlık düşüş endeks tarihindeki en sert düşüş olarak kayda geçti. Almanya'da IFO beklenti endeksi Ekim'de 75.2'den 75.6'ya yükseldi. Beklenti endeksin 75 olması yönündeydi. İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak, eski başbakan Truss'tan kalan karışıklığı düzeltmeye çalışacağını söyledi. Sunak, derin bir ekonomik krize karşı karşıyayız, ekonomi için zorlu kararlar alacağız dedi. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de reel kesim güven endeksi Ekim'de 0.4 puan artarak 100.3'e yükseldi. İmalat sanayinde kapasite kullanımı ise 0.5 azalarak %76.9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim'de hizmet sektöründe 0.9, perakende ticaret sektöründe %3, inşaat sektöründe %2.8 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvuruların 8 milyona yaklaştığını belirtti. Erdoğan, 2 yıl içinde 250 bin konutun, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamının teslim edileceğini söyledi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Gündemimizde neler var bir bakalım. Amerikan endekslerindeki güçlü yükselişi aktararak başlayacağız bugünkü gündeme. Endekslerde Nasdaq liderliğinde %1'in üstünde bir yükselişe karşı karşıyayız. Faiz artışları yavaşlar mı? Bir taraftan da bunu sorguluyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarında artık yavaş yavaş zirveye yaklaştığımız ve Fed'in Kasım toplantısında bir taraftan faiz artırırken bir tarafta faiz artışında nerede durabiliriz tartışacağı ifade ediliyor. Bu da bir miktar Fed'de frene basma olarak algılanıyor. Piyasa bunu da satın alıyor. Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı, derin bir ekonomik krize karşı karşıyayız dedi. Eski başbakan Truss'a bir nevi yüklendi. Yeni bir kabineyle karşı karşıya İngiltere ve ciddi bir ekonomik kriz sıkıntısını çözmeye çalışacak. Bakalım bu 42 yaşındaki yeni başbakan başarabilecek mi? Bu hafta Avrupa'dan Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantısı var. Oradan bir faiz artışı muhtemelen gelecek. Onu takip edeceğiz. Borsa İstanbul bugünü tamamen yatay kapattı. Neredeyse gün sonunda hiçbir değişim yoktu. Hiçbir değişimin olmadığı bir başka cephe dolar TL. Bizim başlığımızda biliyorsunuz değişmiyor. Dolar TL'de sakin seyir. Birazdan Erda Gerçek ve Özlem Bayraktar, Gökşen canlı yayında konuklarımız olacak. Şöyle bir piyasaya bakalım, ardından konuklarımıza sohbete geçelim. Dolar TL'de bir değişim yok, bugün de yok. 0.2, 18.60'dayız. Euro TL 18.54'te. Burada %1'lik bir yukarı hareket var. Dolar endeksinde çok net bir zayıflamayla karşı karşıyayız. 111 seviyesinin altına indik, 110.9. Euro dolar 1 seviyesine yaklaştı, 0.9962. Akşam seansı 0.14, yukarıda VWAP 30'da 4381 ile. Dolar TL'nin gün içerisi grafiğine bakacağız. 18.57, 18.61 arasında gidip gelmiş. Borsa İstanbul'da yatay bir hareket var demiştik. Hiçbir değişim yok ama 4000'in üstünü gün içerisinde bir kez daha denedi.
Oradan bir satış yedi 3934'e, sonra toparlandı ve yatay bir kapanış geldi. Tahvil faizlerimize bakalım. Dün yükseliş vardı. Bu yükseliş bugün de devam ediyor. 2 yıllık 15,5'a yaklaştı. 10 yıllık uzun vade 11,5'a geldi. 5 yıllıkta bir değişim yok. Hala tek hane görünüyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda geri çekilme görüyoruz. 10 yıllık 4,10'a indi. 2 yıllık 4,48, 4,5'a yakın. Aslında çok çok büyük bir değişim yok elbette. Hala 4,5'a yakın bir 2 yıllığımız var. 5 yıllıkta 4,25, 4,26'da. Ons altın gelecek ekranlarımıza. Altında 5 dolarlık yükseliş 1654'e geldik. Gram altın 990 liraya yakın. Bitcoin'de 20 bin doların üstüne çıktık. Petrol fiyatları sakinliğini koruyor. 85 dolar ve 93 dolar Brent petrol. Avrupa borsaları bugünü de efendim yükselişle kapattı. Çoğu endeks %2'ye varan yukarıda hareketler yaptı. Sadece Londra bugünü yatay kapattı. Amerikan endekslerinde ise Nasdaq liderliğinde bir yükseliş var. S&P'de %1,5'a yakın hareket, Dow Jones'ta da %1'lik bir yukarı hareketle karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Melike Güven Endeksi aşağı geliyor. Bir taraftan bilançoları takip ediyoruz ama endekslerde bir rally ile karşı karşıyayız. Neler aktaracaksın? Dinleyelim seni. Evet, önce ilk söylediğinle başlayacağım. Conference Board Tüketici Güven Endeksi 102'lere gerilemiş, 108'di bir önceki dönem. Ve ev fiyatları, şimdi 20 şehirde ev fiyatları ikinci ayda da düşmüş ama bu seferki düşüş iki katı kadar. %1,3'lük bir düşüş var. Ağustos'ta böyleyken Temmuz'da 0,7'likti, iki katı kadar, değil mi Barış? Şimdi mortgage faiz oranlarının artmasıyla birlikte talebin azalması fiyatlara da yansımış. Bu kadar basit. Hani arz talep ilişkisinden kaynaklanıyor fiyatların düşüşü. Petrol toparlandı. Dolar böyle tırmanır. Dolar yataydı sabah saatlerinde. Şimdi biraz canlandı ama hazinedeki çıkış devam ederken biz 3. çeyrek bilançolarının beklentilerinin yukarı çıkarılmasıyla birlikte özellikle teknolojide, özellikle Apple ve Microsoft'ta. Microsoft'un aslında şimdi baktığımızda satışlarında düşüş var. Mali 2017'den beri ekonomik zayıflama ve güçlü dolarla birlikte PC satışlarının artı cloud computing'deki siparişlerin azaldığını, talebin azaldığını görüyoruz. Alphabet'te de reklamcılar harcamayı kesti diyoruz ama yine de analiz tahminlerine göre daha iyi bir 3. çeyrek bilanço verirler diyor stratejistler bize. Bununla birlikte bunlar da nereden kaynaklanıyor? Sabah saatlerinde Coca-Cola, General Motors, UPS'in hisseleri kendi yukarı attı. Neden? Üçüncü çeyrek bilançosu beklenenden iyi geldiği için. Ama öte yanda da General Electric, Invesco, 3M gibi hisselerde analiz tahminlerinin çok altında bilançoya yayınladıkları, açıkladıkları için düşüşe devam ediyorlar. Bir de Alphabet'le Google'ın, yani Google'la Apple'ın merkezi olan San Francisco'da da bir yarım saat önce bir deprem oldu, 5,1'lik. Onun biraz etkilediğini görüyoruz hisseleri ama şu an itibariyle can kaybı yok, öyle deniyor. Biden'ın 4. booster'ını, aşısını olması, olacağını söylemesi yine hisseyi biraz daha kendinden yukarı attı. Ama ABD'de ABD'lilerin %10'undan daha azı 4. aşıyı olmuş. Bununla ilgili rakamlar da karşımıza geldi. Şimdi gerçekten 1/3'ü belki, 1/3'ünden biraz fazlası açıkladı bilançoları ve onların içinde de neredeyse yarıya kadar, yani yarısı büyük sürprizler verirken diğer yarısı hayal kırıklığı yarattı. Adidas'ın hissesinin düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Kanye West'le bir işbirliği vardı, 250 milyon pound sterlin civarında. Onu işte biraz ırkçı yorumları nedeniyle, skandalımsı tavırları nedeniyle iptal edeceğini söyledi Adidas. Orada o hissenin düşüşü de oradan kaynaklanıyor. Ama şu an itibariyle çok iyi bir Ekim içinde hisse senedi piyasaları.
Ve tabii bütün küresel oyuncular Nuria Rubini dahil olmak üzere bu sabah buradaydı. Bloomberg International'a konuştu. Bunun devamı yok. Bunun sonu gelecek ve bir %25'lik yıl sonuna doğru düşüşe hazırlayın kendinizi diyor. Bunlar tabii onların yorumları ama piyasa şu an itibarıyla Fed'in bir şekilde yıl sonuna yıl sonundan önce agresif faiz artışından vazgeçeceğini, onu biraz azaltacağını fiyatlıyor. Hani üçüncü çeyrek bilançolarının bir kısmının iyi gelmesiyle birlikte moralin düzelmesinde yatan ana sebeplerden biri budur. Diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Efendim, konuklarımıza döneceğiz. Özlem Bayraktar Gökşen stüdyomuzda. Özlem, hoş geldin. Merhaba Barış. Bu akşam Erda Gerçek, Perşembeden transferiniz. Hoş geldiniz Erda Gerçek. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür i̇yi ederiz. Özlem'le ben başlayacağım. Sonra izninle sana döneceğim. Amerika'da bir yukarı hareket, yükseliş görüyoruz endekslerde ise senetlerinde. Bu hafta şunu biraz tartıştık. Aslında biz geçmişte zaman zaman ya Fed artık tamam frene basacak, daha fazla faiz artırmayacak piyasa fiyatlaması dönemleri görmüştük. Sonra bu gerçekleşmemişti. Şimdi bu hafta birkaç gündür artık faizde gidecekleri yer belli. Kasım'da faiz artıracaklar ama işte artık nerede duracaklarını bu toplantıda tartışırlar. Verilerde biraz kötüleşmeye başladı. Fed'in de frene basma zamanı geldi gibi yorumları üst üste duymaya başladık. Bunun da işte ABD hisse senetlerine bir dönüş zamanı olduğunu yorumlayanlar duyuyoruz. Sen bu yoruma ne diyorsun Özlem? Erken mi bunu söylemek için, yoksa hakikaten zaten belli yani iki tane daha belki üç tane daha yapıp duracak %5'e yakın bir yerde FED der misin? Yani mevcut bazı senaryoda bu şekilde bir çerçeve çizebiliriz. Ama bunun netliği konusunda yine de bence temkinli olmakta çok büyük bir fayda var. Çünkü piyasalarda zaten son birkaç aydır gördüğümüz eğilim hep daha olumluyu fiyatlama, özellikle Fed nezdinde gelebilecek daha sakin ve daha yumuşak mesajları fiyatlama eğilimi var. Bununla ilgili herhangi bir aralık gördüğünde de hemen bunun fiyatlandığını görüyoruz. Ama sonrasında gelen bir veriyle çok sert geri dönüşlerde olabiliyor. Bu şu anda piyasalardaki olumlu rüzgarın ana nedenlerinden biri tabii bu Wall Street Journal'da çıkan haber. Haber aslında başından sonuna böyle okuduğunuzda Ekim başından itibaren bütün Fed güvernörlerinin, Fed bölgesel başkanlarının aslında gelecek döneme ilişkin ne gibi sinyaller verdiğini derleyen, toparlayan bir haber aslında. Ve burada toplama haber evet, çünkü neden 22 Ekim ile 3 Kasım arasında sessiz periyoda girdi Fed. Yani Fed bu dönem arasında herhangi bir bölgesel başkanı konuşmayacak para politikası nezdinde. Dolayısıyla hep bu şekilde daha çok Wall Street'le beraber hani daha yorumlar, daha sinyaller görebiliyoruz. Ama o haberin içeriğine baktığınızda şunu da görüyorsunuz. İşte bazı başkanların, bazı güvernörlerin aslında Aralık'ta çok daha sert bir adım atılması gerektiğini ifade ettiğini de görüyoruz. Ama biri böyle genel olarak okuduğumuzda daha bir eğilim, bazı senaryoda 75 yapar Kasım'da, 50 de Aralık'ta yapar. Sonra biraz daha azalarak 2023'ün ilk iki toplantısını yapar ve bitirir şeklinde bir bazı senaryo işaret ediyor. Ancak o guvernörleri ya da başkanlara baktığınızda o kadar da net değil. Aslında fiyatlama da o kadar net değil Barış. Yani evet, Kasım'da 75 bas puan evet, ama Aralık'ta 50 ile 75 arası bir şey var. Yani piyasada şu anda kafasını netleştirebilmiş değil o konuda. Dolayısıyla Aralık'ta ne olacağı konusu piyasalarda potansiyel ek bir fiyatlamaya namzet gibi gözüküyor. Aralık tam da %50-50. %50-75, evet. %50-50. Evet, evet. Özellikle bu Wall Street Journal haberinden sonra biraz daha geriye çekildi o. Yani şunu anlıyoruz. İşte önümüzdeki önemli verilerden biri nedir? İşte yine Kasım'ın başında tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bir bakalım orada. İş gücüne katılım oranı yine zayıf mı kalacak?
işsizlik oranında önemli bir bozulma olmayacak mı? Ücret artışlarına bakalım. Piyasa aslında ya bu ekonomide hakikaten hani istenilen yere doğru ilerlemiyor düzleminde bir haber alırsa, o zaman buradaki fiyatlama 75 bas puana doğru tekrar çıkıyor. Yani aralıkla oynayan bir fiyatlama düzlemi göreceğiz. Ve burada şöyle önemli bir unsur var. Finansal koşullar endeksi ABD'de sıkılaşıyor normal olarak. Yani küresel anlamda finansal koşullarda bir sıkılaşma görüyoruz. Ne demek istiyoruz finansal koşullarla? Birçok finansal gösterge var. Bunun içinde kur var, hisse senedi var, kredi faizleri var, sermaye girişleri çıkışları var, CDS primleri var, swap faizleri var. Bütün bu göstergeleri standartize ederek bir endeks oluşturuluyor. Ve deniliyor ki bu endeks bize şunu gösteriyor. Bütün bu göstergeler büyüme üzerinde bir olumlu bir baskı mı yaratıyor, yoksa büyümeyi aşağıya mı çekiyor? Şimdi burada enflasyonla mücadele eden bir ekonomide beklenen ve istenen finansal koşulların büyümeyi baskılaması. Sıkılaşması. Aslında bu yönde ilerleyen bir endeks görüyoruz. Bir küçük hareketi gevşeme yönünde Temmuz ayında görmüştük. İstiyorsan Özlem'cim evet, yaklaşık gösterebilirsin. Şöyle yaklaşıyorum sandalyenle. Sandalyenle evet. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim finansal koşullar endeksi ve son 5 yıllık ABD'deki. Burada aşağı doğru gelişler finansal koşulların sıkılaştığını, yani ekonomik aktivite üzerinde finansal göstergelerin olumsuz bir etki yaptığını, yukarıya doğru hareketler ise tam tersine ekonomik büyümeyi desteklediğini gösteriyor. Şimdi aslında son dönem dediğimiz neyi alalım? 2022'nin başından beri baktığımızda aslında aşağı doğru geliyor. Bu da beklenen bir unsur. Neden? Zaten sıkılaşıyor para politikası ve finansal koşullar daha sıkılaşıyor. Ve fakat şu Temmuz ayına baktığınızda tam şurada bir yükseliş var. Bu yükseliş tekrar finansal koşullarda bir gevşemeyi işaret ediyor. Bu ne zamandı biliyor musunuz? Bu Powell, ya o kadar da korkmaya gerek yok. Resesyon tehlikesi de öyle çok yok. Biz bunu hallederiz resesyona girmeden diyerek piyasaları rahatlattığı dönemdi. Ama bu büyük bir aslında bir nebze panik de yarattı FED nezdinde. Yani biz bunu böyle konuşuyoruz. Evet hani sakinleştirmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da faizi arttırıyoruz. Faizi arttırırken neden finansal koşullar büyüme üzerinde böyle bir etkide bulunuyor deyip Jackson Hole'la mesajını netleştirip bunu tekrar aşağı doğru çekmişti. Şimdi son dönemde yine bu tip mesajlarla bunun yukarıya gelmesi enflasyonla mücadele nezdinde çok da olumlu bir mesaj vermeyebilir. O yüzden aralığı çok iyi yönetmek gerekecek. Ve şöyle diyebiliriz, diyelim ki 50 bas puan olsa bile unutmayalım, aralık toplantısı dot plot'un ekonomik projeksiyonların geldiği ay. Dolayısıyla 50 bas puanın yanında öyle bir ekonomik projeksiyonla gelir ki FED, bu sefer der ki yani enflasyonda beklenenin daha üzerinde bir yerlerde olacağız 2023'te de, belki o zaman daha fazla bir faiz artışıyla gideceğiz diyebilir. Ya da dot plot'ta bir bakarsınız ki faizlerin en son gideceği yer birden 5'in belki biraz daha üzerine çıkmış. O yüzden 50'nin yanında ne verecekleri de önemli. Tam eğer 50 gelecekse. Olabilir. Yani bayağı bir faiz tahminlerinin bayağı aşağı geldiği, değil mi? Büyümenin belki yavaşlayacağı konusunda tahminleri içeren, evet, ama piyasanın ama tamam Fed'in bu son faiz ya da sondan bir öncekiydi, artık biz riskli varlıklarda önümüze bakalım dediği bir toplantı da olabilir. Evet, buna daha az olasılık veriyorum. Ha. Çünkü yani enflasyonla mücadele yolunda biraz daha gidilecek yer varmış gibi gözüküyor. Yani bu düzlemde bile yıl sonunda 2023'te 3,5'larda görülen bir enflasyon var. Nerede kaldı? 2. Biz senelerce işte fiyat istikrarı 2 deyip durduk. Bu kadar ciddi ve hızlı bir faiz artırımına rağmen halen o istikrara ulaşamadan kapatacağız denilen bir 2023 var. Onu göz ardı etmemek lazım. Erda Gerçek, FED hakikaten sona mı yaklaşıyor faiz artışlarında? Bu haftaki bu yorumlara sen ne dersin? Şöyle, ne kadar buradan ne kadar faiz arttırılacağı kadar arttırıldığı yerde ne kadar bekleyeceğiz bence çok önemli. Piyasa biraz Özlem de biraz geçmişini güzel anlattı. Temmuz aylarında işte Powell'ın kendi pivotundan sonra çok olumluya dönmüştü. Hatta Eylül ayında bir erteleme olacağı, duracakları gibi bir hikaye doğmuştu. Yavaş yavaş daha realite ortaya çıkınca
onun fiyatlanması başladı özellikle bonun fiyat piyasasında. Ben yani gerçekten 50'lerle 75'ler arasında bir trade fırsatları dışında çok büyük hikaye olmadığını düşünüyorum. Bir süre daha devam edilecek. 20-23'ün sonunda hala enflasyon istenen seviyeye gelmeyecek. Şu anda istediklerini alamamalarının enflasyon tarafında en büyük sebebi faizlerin hala çok eksi, reel bazda çok eksi olması. Bunu artıya çekmeleri için enflasyonun çapısı düşüyor olması lazım. Enflasyon düşecek fakat istenildiği kadar olmayacaktır herhalde. Büyük ihtimal 2023'ün ikinci yarısına doğru biz pozitif reel faizler görmeye başlayacağız. Benim tahminim sene sonu 20-23 sonu %4'ler gibi bir enflasyonla karşılaşacağız. %4,5-5 gibi bir FED faizi de bir artık gerçekten bir sıkılaşma hikayesi ortaya çıkarmış olacak. Bu arada bilanço tarafını çok konuşmuyoruz. Bilançodaki daralmayı da konuşmak lazım. Hatta Avrupa Merkez Bankası'yla biraz karşılaştırmak lazım neler olduğunu. Başlangıç noktası açısından, gidiş açısından onu da sonra yaparız istiyorsan Avrupa konuştuğumuz zaman. Şimdi orada da aslında bilanço daralması çok yavaş ilerliyor. Çok daha hızlı olacağını tahmin ediyorduk ilk başlarda. Çok yavaş ilerliyor. Orada da gerçekten bir sıkılaştırma olacak. Farklı hikayeler çıkıyor ortaya. Mesela faizlerin bu kadar artmasından dolayı Fed'in bir merkez bankası olarak hazineye çok ciddi bir maliyeti olmaya başladı. Onun ne kadar devam edecek? Ayrıca seçimlere yaklaşırken Senato Banka Komite Başkanı da yavaş yavaş Fed'i eleştirmeye başladı. Yani politika da yavaş yavaş ekonominin gündemine, para politikasının gündemine girmeye başlayacak. Bunları daha da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Şimdi hep ben şöyle bir yaklaşık bir aydır falan hep şunu söylüyorum. Özellikle İngiltere'deki sıkıntılardan sonra şimdi FED faizleri arttıracak, işte bunun karşılığında ödenecek maliyetin hep işsizlik olduğu düşünülüyordu. Son zamanlarda benim söylediğim yavaş yavaş finansal istikrara da bakmak lazım. Yani piyasanın eğer şöyle bir beklentisi varsa ki bence var. Yani finansal istikrardan korkacaklar, burada bir rahatsızlık, bir çöküş bir yerde olacağından korkup o yüzden geri adım atacaklar diye düşünüyorsa piyasa gerçekten kendi ayağına sıkıyor. Şu ana kadar bir şeylerin olmaması gerçekten güzel. Şöyle dönüp baktığımız zaman bir tek İngiltere, o da kısmen kendi hatalarından dolayı, zamanlama paketin içeriğiyle ilgili. Onun dışında baktığımız zaman finansal istikrar gerçekten çok önemli. Yani enflasyonla mücadeleyi bırakıp finansal istikrara yönelirlerse bambaşka yerlere gidiyor olur, bambaşka şeyler konuşuyor oluruz. Bir de borsayla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani benim borsayla ilgili genelde fikrim aslında bilmiyor. Bilançolar iyi geliyor diye fiyatlandı. Bilançolar çok iyi gelmedi. Melike de çok güzel söyledi zaten. %50-50. Şöyle aslında dönüp baktığımız zaman kabaca, yani şu, ama bu hisse senedi diyebilirsiniz ama kabaca baktığımız zaman karlarının ve satışlarının büyük bir bölümü yurt dışına olanların daha iyi gelmiyor bilançoları. Genel yerel şirketlerin daha iyi geliyor. Bunun nedeni de Amerikan ekonomisinin daha dirayetli oluşu. Yani bilanço satın alarak, yani bilançolar çok iyi çıktı satın alalım hikayesi bence doğru değil. Piyasa hep baştan beri şunu söylüyorduk. Ben hep 10-15 senelik bir ufukka baktığım zaman diyorum ki yani en iyi seviyeleri gördük. Büyük ihtimal yatay göreceğiz. Ama bu yataylık içerisinde çok ciddi volatiliteler olacak. İnişler, çıkışlar. Bunlara açıklama getirmek hepimiz için çok zor olacak. Bunları piyasanın kendi volatilitesi, endojen risk olarak değerlendirebiliriz. Peki buradan Avrupa'ya geçelim Özlem. Avrupa Merkez Bankası'nda bu hafta toplantısı var. Tıpkı Fed'den faiz artış beklentileri gibi Avrupa Merkez Bankası'ndan da 75 bas puanlık faiz artış beklentisi var. Hem Avrupa'daki bu finansal koşullardaki sıkılaşma ne durumda? Euro dolarda bugün bir toparlanma, dolarda bir zayıflama da gördük bir taraftan. Bir de şunu ekleyeyim izninle. Enerji krizi de sanki olmayacakmış gibi bir havada esti bu hafta. Doğalgaz gösterge fiyatının işte 100 euronun altına gelmesi, depolarımız dolu, korkulduğu gibi bir kış olmayacak, havalar iyi gitti falan diye yorumlar da var. Ne dersin?
Sondan başlayayım mı? Yani bu enerji krizi konusunda gün be gün değişen duygusal yaklaşımlarımızla tabii piyasaya etkilerini de görüyoruz ama yani daha da derinleşecek bir krize doğru gidebileceğimizi nasıl göz ardı ediyoruz? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Stok durumu evet iyi. Yani geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Mesela OECD'nin bu anlamda çok böyle harita niteliğinde bir analizi var, senaryo analizi var. Ve OECD de diyor ki evet şu anda Avrupa'da stoklar oldukça güçlü. Ama bu stoklar bizi nereye kadar götürür? Konu o. Yani soğuk kış koşulları olursa ve biz 2017 ve 2021 arasındaki tüketim ortalamamızla bu doğalgazı tüketmeye devam edersek hiç de o stoklar yetecek gibi gözükmüyor bu analizde. Bunun tek tek yolu var. Burada tüketim kısıntısı yapmak. Yani tüketimi %10 oranında en az kısmadıkça bu stoklar size yetmeyecek. Ve gelecek dönemde de tabii işte strateji değişecek, işte yeni doğalgaz kaynakları bulunacak, yenilebilir enerji kullanımını biraz daha ön plana çıkaracak, yeni yatırımlar yapılacak. Bunlar ayrı konular ama kısa vadede soğuk bir kışla stokların her an kritik seviyenin altına düşebileceği bir yere doğru gelebiliriz. Ve soğuk kışta hani çok mu uç bir senaryo? Değil aslında. Bakıldığı zaman neredeyse soğuk kışa doğru gidileceğiyle ilgili bir sürü şey de okuyorsunuz. O nedenle enerji krizi konusunda hani artık geride kaldığı söylemine hiç katılmıyorum. Ve gelecek dönemde Avrupa'ya özellikle ve küresel anlamda da etkilerinin olumsuz olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa'ya olumsuz olacak. Biraz önce söylediğim gibi en az %10 bir tüketim kesintisi gerekiyorsa sırf bu enerji, doğal gaz kaynaklarının bu kritik seviyenin altına gelmemesi için önemli bir zayıflama ve daralma yaşaması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bunu anlıyoruz aslında bu senaryodan da. Bütün PMI'ler 50'nin altında neredeyse. Evet, ve onun devamını da, evet, onun devamını da göreceğiz. Ve ironik bir şekilde biz aslında bu hafta ECB'den bir 75 bas puan daha faiz arttırımı görüyor olacağız. Hı hı. Tabii ECB'nin durumunun ne kadar zor olduğunu da her hafta burada konuşuyoruz ama enflasyonda belirleyicilere baktığımız zaman arz belirleyicilerin ne kadar ön planda olduğunu, işte enerji kriziyle beraber ne kadar daha ön planda olduğunu biliyoruz Avrupa'da. Avrupa ile Amerika'yı ayrıştıran unsurlardan biri bu enflasyon belirleyicileri anlamında. Arz faktörleri bu kadar ön plandayken, büyüme tarafında önemli oranda bir baskılanma varken, Almanya'ya ilişkin 2023 tahminleri artık çoktan negatif bölgeye revize edilmişken ki devam edecek onun daha derin negatif yerlere doğru revize edilmesini düşünüyorum. Ve finansal koşullar endeksinde de örneğin biraz önce Amerika için baktığımız finansal koşullar endeksinde yine aynı endeks sen bu sefer evet yani. Euro bölgesi için hesaplanmış. Burada çok net görüyoruz birçok şeyi. Her yani, şey çok net. Evet. Burada 2000... Bu arada daha Özlemciğim geriden aldık. 1990, 2000'li yıllardan aldık. Evet. Yani. Ne kadar hızlı bir hareketle finansal koşulların sertleştiğini ve ne kadar büyüme üzerinde olumsuz etki yaratan bir seviyeye doğru geldiğini görüyoruz. ECB şurada 75 bas puan faiz arttırıyor. Ben bir şey diyeceğim. Bu pandemiden daha sert bir tabloyu işaret etmiyor mu? Evet. Tablo. Evet. Diyor, yani bir önceki aşağı şu, iniş pandemi. Şu tabii. Yani çok hızlı bir geri çekiliş var. Burası 2008 krizi. Bu 2008 krizi galiba. Bu aynen Avrupa'daki Yunanistan. Borç krizi. Hı-hı. Bu pandemi dönemi. Daha sıkı ve oldukça zorlayan finansal koşullarla karşı karşıyalar. Buna rağmen 75 bas puan arttırmak durumunda kalan bir ECB görüyoruz. Yani burada şu nedenin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ECB'nin birçok kontrol etmesi gereken ve mali birliğin olmadığı bir bölgede, yani maliye politikası desteğini bir birlik nezdinde alamayan bir ekonomide birçok şeyi aslında kontrol etmesi gerekiyor. Ama enflasyon tarafında arz belirleyicileri çok daha ön planda olsa da ECB arzmış, talepmiş, benim bununla ilgilenecek halim yok. Enflasyon yüksek. Uzun vadede işte 2,5'larda 2 beklenen enflasyonu bir ben ipi kaçırır ve bunun 3,5'larda 4'lerde beklenmeye başladığı anda enflasyonla mücadelede önemli yer kaybederim, cephe kaybederim diyerek
aslında faiz arttırmaktan başka çaresi kalmadığını düşünüyorum. Çift halede ya 9.9 değil mi? Evet. Euro ve aslında orada biraz daha yükselişin devam etmesi de bekleniyor manşet anlamında ABD'den biraz daha farklı olarak. O yüzden de oradaki durumun ve mevcut izlenen politikaların Avrupa'da resesyonu daha uzun süreye yayabileceği konusunda endişelerim var diyebilirim. Evet. Burada böyle bir güzel olumlu sürpriz olsa hem insani açıdan hem başta insani açıdan sonra evet, ekonomik Ukrayna-Rusya savaşı çatışması bitse, enerji fiyatları insani açıdan yine bir kez daha söylüyorum başta sonra da ekonomik açıdan rahatlasak. Erdal bir araya gideceğim bölmeyeyim. İki aramız var çünkü aranın ardından Avrupa için seni değerlendirmeni sonra bir İngiltere'ye de geçeriz. Aranın ardından karşınızdayız. Araya giderken değerlendirme de dinleyelim. Harun Dereli'nin bankalar konusunda yorum var. Onu da dinleyelim. Aramızı verelim. Dönüşte buradayız. Üçüncü çeyrekte bankacılık, muhtemelen banka hisseleri de ciddi olumlu karlar göreceğiz gibi gözüküyor bu aşamada. Zaten Ağustos ayı sektör verileri açıklanmıştı öncesinde. Rekor kârlılıklar bankacılık tarafında karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Hem ikinci çeyreği hem de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ciddi anlamda artış söz konusu. Bir önceki yılın aynı çeyreği normalde bankacılık tarafında normalde aslında bir önceki çeyreğe göre kıyaslamak daha mantıklı. Ama bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakacak olursak %400'ün üzerinde bizim takibimizde olan bankalara baktığımızda %400'ün üzerinde bir kârlılıkta artış söz konusu olacak gibi duruyor. Bir önceki çeyreğe göre kıyaslarsak da yaklaşık %18'lik bir önceki çeyreğe göre %16'lık bir artış beklentimiz söz konusu. Tabii ki üçüncü çeyrekte ana faktör yani bu kar artışındaki ana faktörlerden birisi ikinci çeyreğe göre özellikle TÜFE endekslerinin olumlu katkısı oldu. TÜFE endekslerde genel olarak bankalar enflasyon beklentilerini güncellediler. Bu güncellemeler genelde kendi enflasyon tahminlerine göre getiriler TÜFE endekslerde yazılıyordu bankalarda. Bunlara istinaden de ciddi bir düzeltme kaynakladı. TÜFE endekslerden yüksek gelirler kaydedildi. Bu da kârlılığı olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun dışında özellikle kredi mevduat makasındaki iyileşme de 3. çeyrekte devam etti. Hem Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamleler aslında kısmen bu tarafta olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Hem de piyasalardaki aktivitenin yani ekonomik aktivitedeki canlılık yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Küresel piyasalara devam ediyoruz. Piyasayı konuşacağız. Ama hani meslek büyüğümüz Türkiye'nin belki de en sevdiği sunuculardan bir tanesi. Spor yayıncılığının, normal yayıncılığın simge ismi Büyük Üstad Halit Kıvanç'ı maalesef kaybettik. Halit Kıvanç hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin en uzun süre aslında bu işi, bizim mesleğimizi yapmış sunucularından, işte yani belki de Halit abisi, birçok kişinin ustası, bizim ekranlardan, çocukluğumuzdan itibaren görüp izlediğimiz, feyiz aldığımız. Ben Halit Kıvanç deyince bana özden böyle çok o naif kişiliği, yumuşak kişiliği. Ben hiç böyle onu sinirli, böyle sert değil mi? Ben de o imaj duruyor. Evet, o güler yüzü, o var hep. Evet, ben de böyle çocukluğumu, gençliğimi hatırladığım zaman Halit Kıvanç deyince hep böyle gülen yüz hatırlıyorum. Çok güzel bir Türkçe hatırlıyorum. Özellikle bize hatırlatılması gereken şeyler bunlar tabii ki. Allah rahmet eylesin. Erda abi, bilmiyorum birkaç cümle etmek ister misin? Evet, Halit Kıvanç bizim için spordu. Biz yüzünü görmeden sesini duyduk. Sesini çok iyi şey yaptık, öğrendik uzun seneler. O yüzden gerçekten çok büyük kayıp. Allah rahmet eylesin. 97 de çok iyi bir yaş. Evet, Allah rahmet eylesin. Hani böyle hafif bizim böyle bir tebessümle onu anıyor olmamız da bence hakikaten çok değerli. Çok evet. Onun o güzelliği, o güler yüzü bize şu an yansıyor. Perşembe günü bu arada cenazesi kaldırılacakmış. Zincirlikuyu.
camisinde Ezincilikuyu mezarına defnedilecek. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm sevenlere, tüm Türkiye'de başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Geçelim. Biz de ondan feyiz alarak yapmaya çalıştığımız, gayret ettiğimiz işi yapmaya. Erdi abi, Avrupa Merkez Bankası dedik ama İngiltere'ye de orada hemen bağlamanı rica ediyorum. Çünkü vaktimiz gerçekten sınırlı. Ben şunu görüyorum. Bu yeni başbakan ne zaman istifa edecek? Yani Sunak 42 yaşında. Videolar dolaşıyor. Sen de görmüşsündür. Yani bunun işte plajda falan bir partiye katılmış. Oradaki işte dansı falan. Yani dans edebilir yani adam dans edecek diye. Ben de onu diyecektim. Dans etmesin mi? Ya evet. Anlamadım ama öyle işte. Çok da genç, 42 yaşında. Genç 42 yaşında. Evet evet, şimdi bir gün başbakan olurum diye dans etmemek gibi bir lüksümüz yok herhalde. Ama işte bak bu o videoları paylaşıp tamam bu da kaç ne kadar dayanabilecek falan yorumları yapılıyor. Green Card'ı vermiş galiba, yeni iptal etmiş falan. Böyle hani enteresan anekdotlar. İngiltere medyası çok inanılmaz. Yani hakikaten incini cincini çıkarıyorlar. Erdi abi sanatı biz ekonomi tarafına bakıyoruz. Ne dersin? Tamam, ekonomi tarafına. Ben şunu çok merak ediyorum. Avrupa ile konuşuruz. İngiltere'den başladık maalesef. Yaptığı açıklamalarda sürekli bir kriz söylemi vardı. Ben neden İngiltere'nin bir kriz içerisinde olduğunu çok anlayabilmiş değilim. Evet, sıkıntılar var. Ama sıkıntıların özellikle emekli fonlarıyla olduğunu biliyoruz. Evet, İngiltere yapısal anlamda dış ticaret açığı veren Brexit'ten sonra bunun daha rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama burada böyle yani hep ben şunu söylüyorum. Bir kriz konuşacaksak bilanço konuşmamız lazım. Kimin bilançosunda kriz var? Biraz dedik işte emekli fonlarında. O da bilanço sıkıntısından ziyade yaptıkları türev enstrümanlarından dolayı uzun vadeli ödemelerini kısa vadeye yaymaları gibi şeyler yaptılar swaplarla. Bunun neticesinde oldu. Onun dışında ben gerçekten yani İngiltere'de ciddi bir kriz görmüyorum. Herhalde işleri kötü gösterip ondan sonra bakın ne güzel çıktık mı, o bir olabilir. Ya da kriz derken herhalde politik tarafı da biraz belki bahsediyor olabilir. Belki Muhafazakar Parti'nin, Konservatif Parti'nin kendi krizinden bahsediyor olabilir. Önlerinde 20-25'e kadar zaman var, seçim yok. İdare edebileceklerini düşünüyorum. Sterling de yani kutladı bugün. Bono faizleri de bu gelişmeleri kutluyor. İşin bilincinde olan birinin başa geçmiş olması gibi düşünülüyor. Mali politikalardan geri adım atılacak diye düşünüyor. Ben mali politikalarla ilgili böyle toplu baktığımız zaman evet korkunç bir senaryoydu ama tek tek ilk çıktığı zaman da bu kriz, yani kriz demeyeyim ben de neredeyse kriz diyorum. Bu sıkıntılar ilk ortaya çıktığı zaman tek tek söylemiştim işte bu başarılı bu başarısız keşke bu olmasaydı. Zamanı kötüydü. Piyasanın böyle şeylere tahammül edemeyeceği bir zamanda ortaya çıktı. Şimdi hem İngiltere'de eski hem de bir Goldman Sachs'ı değil mi bu arada? Evet evet öyle. CBC'ne evet. Yazmamış şimdi, diye işte yine İngiliz basınında böyle şeyler saklıyor falan. Evet çok doğru, çok doğru, ilginç. Şimdi yani herkes bugün zaten baktığınız zaman sosyal medyaya hep Dünya Ekonomik Forumu'nun adamı gibi şey yapıyor, gösteriliyor. Klaus Schwab'ın aynen öne çıkardı. O da yani İngiliz halkının en tutmayacağı bir şeydir, görüntüdür. O yüzden dediğim gibi şu anda seçim olsa girersek Muhafazakar Parti için işler çok kötü bir yerde olacak. Allah'tan force edilemiyor şu an için bir seçim. Şöyle İngiltere'yi de şöyle bağlayalım. İngiltere'de mali genişleme, parasal sıkılaştırma piyasanın hoşuna gitmedi. Parasal sıkılaştırmaya rağmen bir mali genişlemenin olması. Aslında bunun aynısını Avrupa'da da yaşıyoruz. Şimdi Avrupa Merkez Bankası özlem de söyledi. İşi zor diye. Gerçekten işi zor. Birincisi Avrupa Merkez Bankası enflasyonu hiçbir zaman için tutturamadı. Ya deflasyon oldu ya şimdi de çok yüksek enflasyon ortaya çıktı. Evet ben hep şunu söylüyorum. Faizlerdeki artış arz taraflı bir enflasyon için doğru değil ama bir normalleşme olması gerekiyordu. O normalleşme de oldu. Hem Amerika'da hem Avrupa'da ve işte İngiltere'de de faizlerin nereden nereye çıktığı gibi bir körlük yapmayalım. Sürekli geldiğimiz noktanın doğru mu yanlış mı olduğunu düşünelim. Geldiğimiz nokta faizlerin normalleşme noktası diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce kendi attığım pası da tamamlayayım. Bilançolarla ilgili konuşmuştuk. Şimdi Amerika'da bilançolardan uzun vadelileri mi satacağız, kısa vadeli mi satacağız, mortgage backleri mi satacağız, mortgage'a dayalı
varlıklarımı satacağız gibi basit kararlar var. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'nin sıkıntılarından bir tanesi de bu QE sırasında aldıkları uzun vadeli bonolardı. Orada çok büyük sıkıntı yaşadılar. Burada likidite sorunu gibi gibi. Önümüzdeki aylarda, yıllarda da göreceğiz zaten. Oradaki bilanço daralma bayağı zor olacak. Avrupa'ya geçtiğimiz zaman politik kararlar da gerekiyor. Yani bir taraftan diyorsunuz ki spreadler çok yayılmasın, onu düzeltelim. Bir taraftan da o ülkelerin bonolarını satmak zorunda kalacaksınız. Çok zor bir gerçekten süreç başladı. Bu yüzden de baktığımız zaman görüyoruz ki bilançoda bir daralma yok. Zaten başlangıç noktaları özellikle gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımız zaman yani rakamları kabaca hatırlıyorum. %85 Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu, %35 Fed'in bilançosu. Yani gayri safi yurt içi hasılaya göre çok düşük rakamlar. Benzer büyüklükte ekonomilerden bahsediyoruz. Gidilecek burada çok yol var. Şu anda piyasanın yavaş yavaş düşünmeye başladığı da şu. Bilançolar daralmayacak. Biz çok kısa vadede tekrar sıfır faizlere gideceğiz. Ben bunun çok makul olmadığını düşünüyorum. Evet. Biraz erken bayram gibi, erken bayram ilanı gibi oluyor bu. Umut anlamında. Özlem, içeriye çok az vaktimiz kaldı aslında. Araya da gideceğim ama burada güven endekslerinde bir toparlanma görüyor. Dipten dönüşler. Hem tüketici tarafında. Bugün reel kesim güveni. Bunu neye bağlıyorsun? Bu kadar resesyon konuştuk. Avrupa sıkıntı, Amerika sıkıntı dedik. Şimdi tüketici güven endeksi ve reel güven endeksinden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Tüketici güven endeksinde aslında çok basitçe biraz kurla korelasyonu yüksek bir endeks olması kanalıyla aslında hafif bir toparlanmayı bir miktar anlamak lazım. Ama mevcut seviyesi zaten son derece hani endekste olumsuz bir yeri işaret ediyor. Hani hafif bir toparlanmadan çok büyük çıkarımlar elde edilemeyebilir. Ama reel kesim güven endeksi enteresan hakikaten. Günün sonunda aslında 3. ve 4. çeyrekte belirgin bir yavaşlama göreceğiz dedik. Yani 3. çeyrek bitti bile aslında belirgin bir yavaşlama da gördük. Özellikle kredi hacmi tarafında önemli bir geri çekilme gördük. Bunun yansımalarını görmeyi bekliyoruz. Kredi hacminde de sanki bir çok hafif bir yükseliş oldu. Özellikle ticari kredilerde trend eğilimin işte 24%'lerin biraz daha üzerine geldiğini gördük. Ama o tekrar aşağı düşecek. Çünkü son dönemde alınan kararlar kredi piyasasını sıkılaştırıcı kararlar aslında. Yani orada tabii kafaları netleştirmek biraz daha zor. Biz elbette büyümek istiyoruz. Ekonomi yönetiminin bu yöndeki söylemleri çok net. Büyümeye doğru gitmek istiyoruz ve geçtiğimiz dönemde büyümek için kredi kanalını kullandık. Ama o kredi kanalını kullanırken bunun yan etkilerini de çok ciddi anlamda gördük. Şimdi ekonomi yönetimi yeniden bu kredi kanalını kullanacağım ama eskisi gibi kullanmayacağım. Yani burada belirli bir adrese gitsin istiyorum kredi. Bu adrese gitmeyecekse de ben ağır regülasyonlarla o adrese doğru yöneltmeye çalışacağım krediyi diyor. Şimdi normal şartlar altında yani bu kadar düşen bir kredi faizi ortamında, bu kadar düşen bir faiz ortamında kredilerde aslında bu adrese doğru yöneltim olmasa çok daha olumsuz bir çerçeveyle karşı karşıya kalabiliriz. Neden? Çünkü geçtiğimiz dönemde kredi arzının artışı dönemlerini hatırlayalım. En azından nispeten de olsa ufak bir pozitif reel faiz vardı. Günün sonunda mevcut model aslında döviz talebi yaratan bir çerçevede ilerlemiyordu. Şimdi faiz çok düşerken, kredi maliyetleri çok ucuz hale gelirken kredi kanalıyla büyümek istiyorsanız o zaman bunu regülasyonsuz yapamıyorsunuz anladığımız. En son mesela BDDK'nın işte bu 15 milyondan 10 milyona indirdi. Evet, yani elinde nakit olanlar o nakitleriyle ne yapacaklarsa yapsınlar, kredi almasınlar. Kredi alımını zorlaştıran, finansmana erişimi zorlaştıran adımının o mevzuatın başlığı da şu zaten. Kredinin amacına uygun kullanılması ile ilgili mevzuat. Hmm. Dolayısıyla dövize kaçışın önünde bir engel yapı. Ama büyümek de isteniliyor. Nasıl büyülenecek? Büyük bir ihtimalle maliye politikası kanalları biraz daha fazla kullanılacak. Reel kesim güven endeksine de gelince... Son cümle. Evet, şöyle diyeyim. Orada özellikle stok verilerini, biraz mamul mal stoku verilerini, endekslerini biraz takip etmekte fayda var. Biraz belki oradan bir ivme gelir büyüme tarafına. Ama 2023'te biraz daha yavaşlayan bir büyüme ivmesi göreceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Özlem Bayraktar Gökşen. Erdal Gerçek, çok teşekkürler.
İyi akşamlar. Teşekkürler. Diliyorum. Biz bir araya daha gideceğiz. Aranın ardından yavaş yavaş toparlayacağız. Küresel piyasaları yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Melike Ayan'a dönme zamanı. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Melike, ciddi bir yükseliş var bugün. Endekslerden azlakta %2'nin de üzerine çıktık. Neler aktaracaksın bugünkü bu ralliye dair? Beklentilerden kaynaklanıyor. Fed'le alakalı beklentiler. Fed'in daha agresif olmayacağını yıl sonundan itibaren ve hatta yıl sonun yaklaşırken bir şekilde faiz artışını yavaşlatacağına dair beklentilerden kaynaklanıyor. Bu geçen hafta başlamıştı. Bugün de devam ediyor. Bu hafta da devam ediyor. Artı 3. çeyrek bilançolarının iyi gelmesi yüzlerini güldürdü yatırımcıların. Dipten alanlar devam ediyor almaya. Resesyon korkusu, endişesi bir yere gitti mi? Hayır, gitmedi. Özellikle güçlenen doların Microsoft satışları, PC satışları üzerindeki etkisini, negatif etkisini görüyoruz, biliyoruz. Bu zaten 3. çeyrek bilançosuna da yansıyacak demişti Microsoft. Cloud Computing'de de aynı şekilde. Reklamcılar daha fazla reklam vermediler Google, Alphabet için. Bunun da etkisini göreceğiz bilançolarda. Ama şu an itibariyle dediğim gibi hem kötü gelen veriler var. Yani 20 şehirdeki ev fiyatı 2 katı kadar düşüyor. Negatifte. Conference Board tüketici güveni düşüşte. 108'lerden 102'lere geriliyor. Kötü veri iyi fiyatlanıyor. Bu modda. Borsa bu modda olmayı da tercih ediyor. Bir Fed 3. çeyrek bilançolarının tek tük iyi gelmesi, üçüncüsü de kötü gelen veriler. İşte bu kadar basit. İşte o yüzden de tahvil faizlerinde şöyle bir gerileme olmuştu sabah saatlerinde ama altın, petrol toparladıkken yine yukarı çıkmaya devam ederken dolar son baktı, dolar karışık bir seyirde. Yani tam da kendini yukarı attı diyemem, rallisi devam ediyor mu diyemem çünkü karışık bir yerdeydi, yataydı sabah saatlerinde. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Akşam seansının kapanışına bakalım. BIOP30'da 0.18, yukarıda 4.382 ile yarın ne konuşacağız? Ekranlara gelecek günlerden çarşamba haftayı ortalamış olacağız. Ticaret dengesi, perakende stoklar, yeni konu satışları Amerika'dan, Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bugünkü dolardaki zayıflama da dikkat çekici, bir kez daha ifade edeyim. Euro dolarsa yukarıya 1'e kadar yaklaşmış durumda küresel piyasalarda. Yarın akşam buluşmak üzere.